Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Beko BKS9537 model elektrikli süpürge makinesinin arızası için buradayız. Şimdi arkadaşlar, bu tarzda bir elektrikli süpürge makinemizi şimdi bir fişe takalım. Fişe taktığımız zaman bakın, yanı kopsu geliyor. Acayip bir ses geliyor ve bayağı da uzun döndü bu motor. Bir daha basacağım. Şimdi bu patır 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 dönüyor ya. Muhtemelen bunu ya rulmanlar dağınık, çünkü patır patır yapmasından kalır. Ya da mili kaymış durumda. Bu tam yerinde olmadığı için patır patır yapıyor. Ben kapattıktan sonra güç uygulanmadığı için, yani yanma uygulanmadığı için yavaş 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 duruyor. Bu tarzda bir şey duyarsanız motorunuzun artık kullanımın bittiği anlamına geliyor. Yani bu motorun tamir edilmesi lazım. Şimdi ön filtreye bakıyoruz arkadaşlar. Normalde temiz duruyor. Şimdi süpürgemizin hani arıza sebebini çözeceğiz ya. Arkadaşlar, bu da arka filtresi. Bakın. Şimdi bu siyahlıklar kömürlerinden kaynaklanıyor. Bu da gayet normal bir durum. Şimdi şöyle bir durum var. Her şey normal olduktan sonra arkadaşlar, illa bir sorun aramanıza gerek yok. Bu motor rulmanın ömrünün dolmuş olabilir. Kömürleri bitmiş olabilir. Yani sizin kullanımınızın dışında ürünün ömrünün bitmesi de bu sorunlara yol açacaktır. Şimdi bu ön tarafta 2 ve orta kısımda 2 tane vidamızı söktükten sonra şurada çıtlatacağımız iki tane plastik kısmı var. Bunu çıkardıktan sonra bu üç kase kolayca da çıkıyor. Şimdi biraz analiz yapmamız gerekirken buraya baktığımız zaman arkadaşlar, buraların hani kömürün isi olduğunu görebiliyoruz. Yani bu ciddi bir zaman kullanılmış ve muhtemelen kömürü de tükenmiş olabilir. Ama buradaki arıza kömürden farklı bir durum. Şimdi onu keşfedeceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman tabii ki içi toz almış. Ama bu son tozu sanki şey gibi duruyor. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Bunun pervanesi kırılmış. Pervane kırık. Orta mili duruyor ama pervanesi değişmesi lazım. Pervane neden kırılır? Şimdi pervane arkadaşlar, şimdi söktüğümüzde neden kırıldığını görürüz. Buraya böyle sert bir cisim gelmiş gibi duruyor ama bu pervane kırıldıktan sonra sakın bu pervane kırıldığını gördükten sonra çalıştırma yapmayın. Çünkü bu pervane tamamen parçalandıktan sonra buradan mermi gibi, şarapnel parçası gibi fırlıyor ve ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. Biz burada pervanenin kırıldığını anlıyoruz. Şimdi sökeceğiz. Demek ki pervanemiz kırık, dönerken parçalanıyor. Biz kapattığımız zaman da mil kendi kendine dönüyor. Şimdi burada üst tarafını çıkaralım. Burada bir yay attın. Bu makinelerde 3 turda aynı şeyi yaşıyorum. Makineyi söktükten sonra bu parçalar atıyor arkadaşlar. Ucundan çıkaralım.
Bunlar buraya ait zaten. Şöyle içine doğru koyacağız. Şimdi bu parçamızı yıkayacağız. Buraya geldiğimiz zaman şimdi burada ince tozları görebiliyoruz arkadaşlar. Yani ön filtre tutamayıp arka tarafa geçen tozlar bunlar. Şöyle sökelim makinemizi. Şimdi sökersek tam olarak neden kırıldığını anlama şansımız olacak. O yüzden söküyoruz. Şu motorumuzu çıkardık. Sonra buradan. Üç tane daha vidamız vardı. Onları da söktük. Bu üst kısım ayrılıyor. Kasemizi alıyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Bu buralara kadar gelmişse ya ön filtre değişmiş, yani kötü olduğu için değişmiş ya da torba patlamış gibi durumlar olabilir. Şu parçalar bu şekilde süpürgeden çekip tekrar burada toplanmaz. Bu şekilde çekildi. Buralara kadar gelmiş. Bayağı bir yoğun bir kullanım var. Şurada tozu göstereyim. Bakın, şurada bir bilye var. Makinenin içinde. Az önce söylediğim gibi bu şöyle bir durumla karşılaşmış olabilir. Bilyeyi dağıttığı için, rulmanın bilyelerini dağıttığı için pervane de tam çalışırken dağıttığı zaman pervaneyi parçalamış olabilir. Arka parçasını çıkardık. Şimdi bilyeler dökülüyor motordan arkadaşlar. Zaten bunu sökmemin sebebi şu. En başta motor arızası olduğunu anladık. Ama arızanın neden kaynaklı olduğunu anlamamız lazımdı. Arkadaşlar arızanın neden kaynaklı olduğunu anladık. Motorumuz bilyelerini dağıttığı için bu içindeki pervane bu sefer savrularak çalışmaya başladı. Ve onunla beraber pervaneyi de kırdı. Bu nasıl oluyor peki? Dağıtmaya başladıktan sonra bir süre daha kullanılmış anlamına geliyor bu durum. Kullanılmasa o sesle, yani o gürültülü sesle belli bir süre daha kullanılmasa pervaneyi kırmazdı. Ama şu durum da olabilir. Aynı anda gerçekleşmiş de olabilir. Bakın şunlar bayağı bir pislik olduğunu gösteriyor. Bunların hepsini bakımını yapacağız, tozunu yapacağız. Bakın şu göbeğe göstereyim. Şu göbek oynuyor. Oradan şöyle salladıkça da bilyeler düşer zaten. Bakın şöyle. Burada. Şurada kırıldığını görebiliyorsunuz. İçine baktığım zaman hani bir şeyin kaçıp da kırıldığını değil de hani rulmanın kullanım zamanına kaynaklı rulman dağılmış. Rulman dağılmasıyla beraber muhtemelen aynı anda ya da kırıldığı anda da çalıştırmaya devam edilmiş de olabilir. Ondan sonra pervaneyi de dağıtmış olabilir. Bunun arızası şu anda bu şekilde. Hani bu şöyle bir durum var. Pervane dağıldıysa arkadaşlar süpürgenizin çekmemesi gayet normal. Pervane kırıldığı zaman. Şimdi bunu tamir edilecek. Süpürgenin bakımları yapılıp geri toplanacak. Bu videomuz bu kadardı. Daha sonrası geri takımları zaten videolarımız var. Bunları nasıl yapıyoruz? Süpürgeyle güzelce süpürüyoruz. Bulaşık makinemizi yıkıyoruz. Daha sonra takıyoruz. Şimdi devamını da göstereyim. Bu motor yapılacak. Hadi motorunuz sağlam olduğunu düşünelim. Süpürge bakımı nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bunlar tamamen şu parçalar. Süpürge makinesiyle çekeceğiz, temizleyeceğiz. Sonra bulaşık makinesine koyacağız, yıkayacağız. Siz evde
köpüklü suyla yıkayabilirsiniz. Aynı şekilde bunu güzelce ne arkadaşlar süpürge makinesiyle çekin. Bu şimdi artık kalınlaşmış. Bunu siz yıkarsanız bu muhtemelen dağılacaktır. Bu yüzden dikkat edin. Şu makinenin devam kısmını da sökelim. Yani hava kompresörünüz varsa evde güzelce de hava kompresörü tutsanız da çok büyük faydalarını görürsünüz. Şimdi bunun altındaki şu parçalar çok önemli. Bunları bulma şansınız neredeyse yok. Çünkü çok eski bir model. O yüzden şu parçamızı da iki yanından zorlayarak çıkartıyorum. Dediğim gibi burayı güzelce süpürüp şöyle süpürelim hatta. Bunu güzelce süpürüp şimdi bunu fırçayla güzelce temizleyebilirsiniz evinize veya banyomuza. Bunu kenara koyuyorum. Ondan sonra bu kısmını arkadaşlar şöyle çift taraflı bantlarla yapıştırılmış durumda zaten bunlar. Bantlarla beraber çıkarın. Yıkayın. Ya da yıkamak istemiyorsanız üzerini süpürerek de makinenizi temizleyebilirsiniz. Bayağı bir toz çıkıyor zaten. Daha sonra şu kablomuzu şöyle biraz gerdirerek şu plastiğini çıkardım. Kablomuzu kurtaralım. Aynı şekilde bunun buradaki süngerlerini de bantlarıyla beraber çıkarabilirsiniz. Bayağı bir toz doluymuş arkadaşlar ya. Dolu gibi görmedik ama doluymuş. Bunu da yıkayacağız. Daha sonra şu parçalar, şu parçalar ve şunu da çıkaralım. Bunu da süpürgeyle temizleyeceğiz. Beko BKS9537 elektrikli süpürge makinesinin sökümünü gördük. Motordaki çıkan sesin ne olduğunu, neden olduğunu, motor arızasını ve çekmeme arızasını öğrenmiş olduk. Hem de bakım yapmak isterseniz de sökümünü göstermiş olduk. Aynı bu söküm videosunu tersi şekilde sökebilirsiniz ya da bunların benzer videolarını diğer videolarımı izleyerek görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.